çıktım. Ağrı içinde böyle sürünürken kafama bir çevirdim ve bakın ne gördüm. Bir iyi bir dinlenmem lazım. Şu Türk mekanına bakalım. Selamünaleyküm abi. Selam. İçeriden mi sipariş veriyoruz abi? İçeride oturabiliyor muyuz yani? İçeride de verebilirsin, burada da verebilirsin. Nasıl tamam, istiyorsun? Bakalım. Selamünaleyküm, merhaba. Selam. Oh. Şöyle bir oturayım. Adıyamanlı abilerin mekanına geldik. Şöyle menüleri var, kebap yiyeceğiz. Mekanda böyle. Şöyle çekeyim. Kayseri'nin neresinde ya? Kayseri'nin Develi. Yok. Ha? Bilir misiniz? Merkez mi? İşte şey, Develi. Develi merkez. Develi merkez mi? Hı hı. Hangi mahalle? O kadar bilmem. Benim babaannemler oralı. Sen kendin ya? Ben Ankara'da büyüdüm yani. Ha, Ankara'da Babamlar oralı yani. Ya hiç gitmedim. Gidemedim ya. Almadılar bizi. O dayım şeylerin, amcamların toprağı falan vardı. Onlara kaldı. Bize pek bir şey vermediler. Kaç yıldır buradasınız? 20 yıla yakın. 20 yıl. Vatandaş oldun o zaman. Sigura vatandaşlar. He. Şey, Türkiye'yi bırakmadan vermiyor değil mi? He? Türkiye'yi bırakmadan vermiyor. Yok yok, öyle değil. Kimseye vermiyor. Vermiyor yani, vatandaşlık vermiyor. Ama kalıcı oturma almışsınız. Oturma var. Oturma. 5 yıl veriyor işte. Vatandaşlık böyle çok zor şartlar çıkar yani. Ha. Kuralları çok sert buranın değil mi abi? Kurallar çok ağır. Bir tane İranlı bir öğretmenle karşılaştım havaalanında. Dedi ki buranın kuralları çok sert. Her şeyi takip ediyorlar dedi. Hani mesajına kadar okuyorlar dedi. Sen hani yapabilir misin acaba dedi. Öyle bir korkuttu beni, bilmiyorum. Yok ya, bir şirket kurarsın, iş yaparsın. O kadar darlamıyorlar yani. Yok. Vergini verdikten sonra var ya, burada vergini verdikten sonra. Burada vergini vermiyor. Vergini vereceğim. Buranın vergisini bilir. Suç işlenme, vergini. Buranın para bilir, para. Devlet abi, olan şeyini, işlemlerini sağlam yapmıyor. Hiç kimse gelip sana böyle bir yanlış yapmamış, sıkıntı olmaz. Siz rahat mısınız yani, memnun musunuz? Memnunuz yani. Bu kadar harcadın, bu kadar masal ödün diyorsunuz. Ya Japonya'da herkes çünkü ben şey diyordum, şirket açmak istiyorsan en az iki tane eleman çalıştırman gerekiyor diye bir kural var. Var, bir şey var. Tabii. Var. Kendin çalışamazsın diyor. Ha. Sen çünkü patronsun diyor. Ha. Çözmeye çalışıyorum da ben buraya nasıl gelebilirim diye. Anladım. Gelmen için 5 milyon yen paran cebinde nakit olması lazım. O cebinde kurmak için. Bankaya kurmam lazım. Çünkü gözükmesi lazım. O parayı sonra çekeceğim mi geri yoksa? Çekiyor, çekiyor. Burada çekebiliyor. Çekiyor. Güzel bir saat için bankaya koyar, hesabı açıyorsun. Çektin sonra. Bir iki saat sonra, bir yıl sonra parayı çekiyor. İlk sene hemen vergi alıyorlar mı biliyor musun? Şirketi kuruyorsun. Aha. Senin yapacağın işin göre değişiyor. Vergi ödersin. Peki abi, market fiyatları burada Türkiye'ye göre, yani siz nereden alıyorsunuz mesela? Bir aile geçinirse burada pahalı mı olur Türkiye'ye göre sizce? Yaşaması. Şimdi ya burada şahısla geçinir, aile değil. Aile de geçinir. Çok aile şey olur, çok zor. Ya ince bir şey söyledim bak. Aile yani geçin zordur. Sebze meyve pahalı herhalde. Sebze meyve pahalı. Ya bir kişi asgari ücret çalıştı ama ancak kendi bunu. Öyle mi? İstiyor. İkinci bir şahısı besleme şansı yok. Kırsal kesimlerde falan mı olur belki? Yani burada iki lokal kişi çalışmam lazım. İki kişi çalışacağım. Güzel bir liraya çalışırsan sen ancak bir kiralı, yemen içmen olacak. 150 bin yen mi? Evet. O zaman aylık mesela 5 kişilik bir aile, 3 çocuk var. 500 yen falan mı? 600 yen falan mı kazanması lazım? 600 bin aylık. Ya o kadar gitmez. 300 bin yen yeter. 300 bin yeter. 300 bin yen yeter. Kira. Biraz şey yerde oturuyorsun. 300 bin yeter. Mesela burada, lambada burada biz oturayım dersen aylık 150 lira kira ödersin. Ama git biraz kenar mahalleye git, 40 bin lira, 50 bin lira ödersin. Var, anladım. Yani böyle yapayım. Evet, yemekler güzel arkadaşlar. Burada yaşamak hayat monoton mu? Monoton mu? Her gün işten başka bir şey düşünemezsin. Tamam. İş. Her gün işe gitmelisin, işe gideceksin. Mecbur. Mecbursun. İşe gitmen ve maaş koyarsın burada. Çok çocuk burada mı abi? Yok, ben kurabildim. Yani, az daha Bali'ye iş kuracaktım da yapamadım orada. Çok şey geldi, böyle varoş geldi. Korktum çocuklar oraya getirmeye.
Sonra Japonya'ya geleyim dedim. Bunu da korktum. Hani bir inançlarını din, yani Müslüman İslam'ı yaşayamazlar diye korktum. Yok, onda sıkıntı yok. Onda pek yani karışmıyor. Çok şey yok bunlarda. Sapaçma ben Müslümanım diye şey böyle bir şey yok. Bunlar hep şey iştir. Anladım. Taptıkları şey iştir. İşte tabii. Paradan da, tanrıdan da, anadan da, babadan da önce ilk gelen şey iştir. İş. İşlerine çok sadıklı. İşe başladılar, ne sigara içerler, ne yemek yerler, ne bir şey, hiçbir şey yapmazlar. Allah Allah. Peki iş sahibinde hiçbir şey yapmazlar. Sen şimdi Japonca öğrenmişsindir tabii. Valla işte çok. 2 sene oldu genelde. Ben şimdi dükkanlara girince ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani konnichiwa diyorum. Yanlış mı diyorum? Ya işte. Geç. Yani merhaba demenin şeyini konnichiwa diyor. Yok ya. Şimdi ben geçelim. Konnichiwa dersin ya. Ya da İngilizce dersin. Görüşürüz derken de cani falan mı diyeceğim? Hani dükkan... Cani diyor, sayonara diyorlar. Ne yapayım bir sürü şey oluyor. Sayonara. Japon Müslümanlar geldi mi hiç buraya? Var mı? Çok az ya. Çok az. Çok mağdur. Tek içinde kadar 5-6 tane öldürdüm ölgünlüğü. Ya da Hristiyan oluyorlar. Pek Müslüman olamaz yok. Evet. Hristiyan'da daha çok şey çalışıyor. Ya bir de hani kendi yaşam tarzlarına yakın. İçkisini yasaklamıyor. Fuhuşu yasaklamıyor. Şimdi Hristiyan olduğu zaman. Evet. Bu da olmadan sonra bunun için ha Budist olmuş. Hristiyan olmuyor. Ne fark eder? Evet. İşte farkında bir şey yok yani. Herhangi bir şeyini engellemedikten sonra sıkıntı yok. Aynen. Her şey serbest. Her şey serbest zaten. Bir sonra bağlı işler yap, işler yapma. Ya ev sahibi aradı abi. Daha çocuğum doğacak daha. Annenin karnında, Ramazan ayında. Bayrama az kalmış. Benim ev kiram 5000 lira ödüyor. 22 bin lira oldu, çıkın. O gün bir ağrı sancı, zar zor şey oldu yani. Çocuk Allah'tan bir şey olmadı ama. Lan dedim ben kendi memleketimde şu yaşadığım şeye bak. Yani ev sahipleri bayağı şey oldu. Merhametsiz de çok aşırı arttı. Aynen. Herkes öncünü bilimden çıkartıyor. Çok fırsatçılık. Öyle. Yemeğimizi yedik, şimdi geziyorum. Ayağımın ağrısı dinmedi de. Burada şey yok ya. Diğer mekanlarda, diğer ülkelerde şey oluyor. Dükkanların yanında böyle rahat oturabileceğin geniş yerler oluyor. Burada bana denk gelmedi, bilmiyorum ben görüyorum. Herkes bir şey oluyor var ya, her yerde. Biraz korktum ne yapacağımı, neyse. Arigato. Böyle figürcüleri falan gezerim diyordum da. Oğlum her yer figürcü yani, hangi birini gezeceğim? Daha önce tuttuğum telden yine yer tuttum çünkü ayağım çok kötü oldu. Bugün daha böyle görmediğim yerlere giderim diyorum ama hızlı yürüyemiyorum. Geçeceğim oraya inşallah. 25 dakikalık yol var, 25 dakika daha yürümem lazım. Biraz mola vere gideceğim çünkü burada böyle kenarda köşede oturacak yer yok, onu anlamadım. Şu an insanlar ya herhalde, hiç böyle dinlensin millet göremedim. Zor bir yer buldum ama bugün bilgisayarla biraz çalışayım. En azından o işleri yapayım çünkü yürürsem biraz daha korkuyorum. Öyle işte. Ha, genel olarak buradaki izlenimlerim şey. Bir süre sonra körleşiyorsun yine. Yani azıcık gezdikten sonra her yerde aynı şey var gibi oluyor. Çoğu yerde aslında aynı şey de var. Mesela figüre doyunca, gezince doydum açıkçası. Yani böyle bir anlamı kalmıyor. Kitaplar çok güzel. Onlarda da doyuyorsun yine. Ama ilk girdiğim kitapçı güzeldi bayağı. Ondan sonra teknoloji mağazaları var bir de. Onlarda da güzel şeyler var. Şimdi bura Osaka. Bura daha asıl merkez değil. Bura böyleyse şey nasıl acaba? Onu merak ediyorum. Tokyo kısmı nasıl? Orada da ayağımı uzatacak yer bulamam diye korkuyorum açıkçası ama artık deneyeceğiz yani. Bugün ama dinleneyim burada. İyice bir enerjimi toplayayım. Çocuklar ne yapıyor lan? Çocuklar bir şey yapıyor. Boncuklu tabanca mı yapıyorlar acaba? Şeyi bir şeye doldurdular. Hem annemi hem babamı
Ben koyum özledim. Allah özledim. Oh, I'm filming you. Yeah, that is so cool. So you got the little gimbal and everything then? Yeah, yeah, everything. Cool. And then like focuses automatically or do you gotta like... Of course. Wow, that is so crazy. I can do like this. So you can like follow me pretty yeah, much. Where is your face? Huh? Yo, this is so good for me if I wanna be vlogging and skating by myself. Like this. That is so dope, man. Alright. Böyle çılgın bir yere denk geldim. Her yerde bir şey var. Bu kadar büyük market görmedim ve hiç bilmediğim ambalajlar var. Ne ararsan var. Yosunlar falan da var. Şunlara bak, kocaman. Kocaman menüler var. Ya bütün gün hepsi, her gün farklı bir şeysen birkaç yıl yersin herhalde. Ben fazla arama diyor. Bunu deneyeceğim. Ne olduğunu anlamadım. Bir sürü şey var. Seven Eleven'a gelecektim. Rastgele böyle bir yer gördüm. Işıklar yanıyor. Kocaman şeymiş ya. Kocaman bir alışveriş merkezi. Kozmetik, tişört, şapka. Tam 1 milyoncu yani. Ararsan var.